Bu videoda talebin fiyat esnekliği konusunu işleyeceğiz. Önce temel kavramların bir kez daha üzerinden geçelim. Soru çok basit. Fiyat değişikliği talep miktarını etkiler mi? Talebin fiyat esnekliği, bir mal ya da hizmet için verilen fiyat karşılığında talep edilen miktarın nasıl değiştiğini ifade eder. Diğer bir deyişle, bize fiyattaki değişimin talep miktarına nasıl bir etkisi olduğunu gösterir. Bir konuya dikkat etmeliyiz. O da talep dediğimizde kastettiğimiz şey genellikle talep eğrisiyken burada talep miktarı ya da talep edilen miktar diyoruz. Yani talep eğrisi üzerindeki bir noktadan bahsediyoruz. Eğrinin kendisi hareket etmiyor ama verilen fiyata göre eğri üzerindeki iki nokta arasında hareket ediyoruz. Ekonomistler talep esnekliğini şu şekilde ifade ediyorlar miktardaki yüzdesel değişim bölü fiyattaki yüzdesel değişim. Bu değişimleri yüzdesel değil de miktardaki değişim bölü fiyattaki değişim olarak gösterseydik elde ettiğimiz sonuçların kendi özel birimleri olurdu. Yani miktarı hangi birimde kullandıysak saatlik mi, haftalık mı veya yıllık mı o cinsten bir sonuç elde ederdik. Bu yüzden elimizde farklı cinsten, süre cinsinden veya kullandığımız birim cinsinden çeşitli ölçütler olacaktı. Ama burada kullandığımız yüzdesel değişimler birimsiz ölçütlerdir ve miktarda meydana gelen değişimin bu miktara bölünmesiyle elde edilirler. Böylece birimler önemsiz hale gelir ve yüzdesel değişimlerle işlem yapabiliriz. Neticede birimleri farklı olmayacağı için elde ettiğimiz sonuçları birbirleriyle karşılaştırmak da daha kolay olur. Esneklik denince aklıma elastik olan bir şey gelir. Örneğin saç bandı gibi. Ama burada bir de esnek olmayan, örneğin sert plastikten ya da kral ve kraliçelerinki gibi metalden yapılmış bir taç düşünelim. Bir tacı esnetmeye çalıştığımızda elastikiyeti çok düşük olduğu için esnemeyecektir. Eğer bir şey elastik değilse ne yaparsanız yapın çok fazla esnetemezsiniz. Aşırı güç uygularsanız belki de kırılabilir. Ama eğer elastikse, örneğin bu bildiğimiz içi lastikli bir saç bandı olsun, bu saç bandını taca göre çok daha fazla esnetebilirsiniz. Çektikçe büyür ve genişler, biz de o zaman esnektir deriz. Zaten adı üstünde, lastik band haliyle elastik olur, öyle değil mi? Belki bu analoji buradaki fiyat ve talep uygulamasını anlamamıza yardımcı olur. Eğer bir durum çok elastik yani çok esnekse verilen fiyat değişiminde değişimden yüzde olarak bahsediyoruz. Verilen fiyat değişimine göre talepte de büyük bir değişim olur. Bunları yüzdesel olarak yazmamız daha doğru olacak. Verilen fiyattaki yüzdelik değişim miktardaki büyük bir yüzdelik değişime sebep olursa bu durumu çok esnek olarak tanımlayabiliriz. Buradaki fiyatı fizikteki kuvvet gibi düşünürsek fiyatın yani uygulanan kuvvetin talep edilen miktarı ne kadar esnetebileceğini sorguluyoruz. Eğer çok esnetebiliyorsa çok elastik ya da çok esnek deriz. Eğer bu kuvvet talep edilen miktarı çok esnetemiyorsa yani talep miktarı elastik değilse esnek olmayan olarak tanımlarız. Bu durumda verilen fiyattaki yüzdelik değişime karşı miktarda sadece küçük bir yüzdelik değişim olacaktır. Yani aynı taç örneğinde olduğu gibi uygulanan kuvvet bir şeyi esnetemiyorsa o şey elastik değildir, esnek değildir. Eğer esnetebiliyorsa o zaman elastiktir. Aynı mantık fiyat ve miktar için de geçerli. Eğer verilen fiyat değişiminde talep miktarının yüzdesel değişimi çok büyükse bu duruma çok esnektir deriz. Eğer çok küçükse yani talep edilen miktarı fazla farklılık göstermiyorsa o zaman da esnek değildir deriz. Ya da esnek olmayan bir durum olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bu talep eğrisindeki noktaların esnekliklerini hesaplamaya çalışalım. Birkaç örnek üzerinden gitmenin konuyu daha iyi kavramamızı sağlayacağını düşünüyorum. Fiyattaki ve talepteki yüzdelik değişimleri hesaplamanın farklı yolları var. Fiyattaki pozitif değişimi bulmakla negatif değişimi bulmak bize aynı sonucu verir. Sadece sonuç pozitif veya negatif olur. Yani fiyattaki düşüşü ve fiyattaki yükselişi ifade eder. Ama pozitif ya da negatif fark etmeksizin önemli olan değişimin büyüklüğüdür. Şimdi buraları temizleyelim ve biraz işin matematiğine girişelim. Bu talep eğrisinde olan farklı noktaların talep esnekliklerini hesaplayacağım. İlk olarak A noktasından B noktasına olan hareketin sonucunda ortaya çıkan esnekliğe bakalım. Buraya diğer bir sütun ekleyelim. Talep esnekliğini büyük E ile gösterelim. Altında da küçük bir d'miz var. Talep anlamındaki d, esnekliğin talep edilen miktara ait olduğunu gösteriyor. Buraya da başka bir sütun daha ekleyerek talep esnekliğinin mutlak değerini de yazalım. Böylece hem çıkacak değere hem de mutlak değerine bakmış olacağız. Diyelim ki A noktasından B noktasına geçerken fiyat düşmüş olsun. A noktasından B noktasına hareket edince eksi 1 dolar fiyat değişimi olmuş, talep miktarında ise saat başına 2 hamburger artış olmuş. Peki bu durumda talep esnekliği ne olacak? A'nın renginde gösterelim. Talep esnekliği nasıl hesaplanıyordu? Miktardaki yüzde değişim bölü fiyattaki yüzde değişim. Öyle değil mi? Yazalım. Miktardaki yüzde değişim bölü fiyattaki yüzde değişim. Miktarın Q, fiyatınsa P ile gösterildiğini de unutmayın. O zaman miktardaki yüzde değişimimiz neydi? Yüzde değişim, yüzdesel değişim ya da yüzdelik değişim. Sanırım hepsini kullanabiliriz. Miktardaki değişim bölü ilk miktara eşit olacak. O halde miktardaki değişimimiz 2'ymiş. Burada A noktasından B noktasına giderken ya da B noktasından A noktasına giderken bu eğri için hesaplayacağımız talep esnekliği aynı olacak. Bu videoda miktardaki yüzdelik değişimi hesaplarken biraz daha farklı bir yol izleyeceğiz. Ortak nokta yöntemini kullanacağız. Bir önceki videodakinden biraz daha zor gibi görünebilir ama daha kesin sonuçlar verdiği için bu yöntemi kullanmayı daha çok seviyorum. Miktardaki değişimi başlangıç noktasındaki değere bölmek yerine miktardaki değişimi başlangıç noktasıyla bitiş noktası değerlerinin ortalamasına böleceğiz. O zaman 2 bölü 2 yerine 2 bölü 2 ile 4'ün ortalaması yani 3 olacak. Açık olması için 3'ü nasıl bulduğumuzu şuraya yazalım. 2 artı 4 bölü 2 yani ortalamasını aldık. Buradaki miktardaki değişim oranını bulduk. Bulduğumuz sonuçla 100'ü çarparsak çarpı 100, bu da bize yüzdesel değişimi verir. Peki, yüzdesel fiyat değişimi ne olacak? Yine aynı şekilde yapacağız. Fiyattaki değişim eksi 1'di. Burada yine eksi 1 bölü başlangıç noktasındaki değeri yani 9 yazmak yerine eksi 1 bölü 8 ile 9'un ortalamasını yazacağız. 8'de ortalaması 8 ile 9'un ortalaması 8,5 yapar ve yüzdesel değerini bulmak için de yüzde çarpıyorduk. Böylece bu yüzler birbirini sadeleştirecek. Kesirlerin birbirine bölümünde payı paydanın tersiyle çarparız. O zaman 2 bölü 3 çarpı eksi 8 buçuk bölü 1. Yani çarpı eksi 8 buçuk. Hesap makinemizi alalım. 2 çarpı eksi 8 buçuk bölü 3. O da bize eksi 5,6667 sonucunu verir. Sonuç olarak buraya yaklaşık değeri eksi 5,67 olarak yazacağım. Yani talep esnekliğine eksi 5,67 yazıyoruz. Bunun mutlak değeri de 5,67'ye eşit olacak. Siz de alıştırma olması için fiyat 9'dan 8'e gerilediğinde veya 8'den 9'a ilerlediğinde ortaya çıkan talep esnekliklerini aynı yöntemle hesaplayabilirsiniz. Hesaplamamız sonucunda bulduğunuz talep esneklikleri aynı olacak. Farklı olan şey sadece birinde ilk değeri 9, diğerinde ise 8 almanız. Burası talep esnekliğini gösteriyor. Bu sadece A noktasının talep esnekliği değildir. Bunu buradaki küçük eğrinin ortalama talep esnekliği olarak düşünebilirsiniz. O zaman bu kısma talep esnekliğinin mutlak değerini yazacağım. Talep esnekliğinin mutlak değeri 5,67'dir. Şimdi diğer iki senaryoya da bakalım talep esnekliğinin C noktasından D noktasına giderken nasıl değişeceğini düşünelim. Talep esnekliği için miktardaki değişim yine artı 2 ve fiyattaki değişim de yine eksi 1. Burada miktardaki ve fiyattaki değişimler aynı olmasına rağmen talep esnekliklerinin farklı olduğunu göreceğiz. Çünkü başlangıç noktalarımız farklı. Fiyat için başlangıç ve bitiş noktalarımız daha düşük. Miktar için başlangıç ve bitiş noktalarımız daha yüksek. Bu da yüzdelik değeri değiştirecek. Miktardaki yüzdelik değişimi bulmak için hemen bir hesap yapalım. Miktardaki değişim 2 idi ve miktarların ortalaması da 9 artı 11 yani 22'ye 2'ye böldüğümüzde 10 eder. Fiyattaki yüzdesel değişim içinse fiyat değişimi yazalım, eksi 1. Fiyattaki değişimi ortalama fiyata böleceğiz. 5,5 artı 4,5 10 eder. Bölü 2 ortalama fiyatı 5 olarak bulduk. Pay ve paydayı yüzde çarpabiliriz ama bu sonucu değiştirmez. Çünkü her iki tarafı da çarptığımızdan sadeleşir. Burası 2 bölü 10 çarpı, kesirlerde bölme, payı paydanın tersiyle çarparak oluyordu. Yani çarpı eksi 5 bölü 1 olacak. Ve bu da 2 bölü 10 yani 1 bölü 5. 1 bölü 5 çarpı eksi 5 bölü 1 de eksi 1'e eşit olur o zaman talep esnekliği eksi 1'e eşit ve mutlak değeri de 1'e eşit. Burada talep esnekliği 1'e eşit olur. Şimdi benzer bir örnek daha yapalım. Belki bir sonraki videoda konunun üzerinde daha çok yolunlaşırız. Ama şimdi alıştırma olması açısından son bir örnek daha yapalım. Videoyu durdurup kendi kendinize yapmayı denemenizi öneriyorum. Bir kez daha miktardaki değişim artı 2 ve fiyattaki değişimse eksi 1. Talep esnekliği miktardaki değişim 2. Bölü ortalama miktar o da 17. Fiyattaki değişim eksi 1 bölü ortalama fiyat 1 artı 2 bölü 2 o da 1,5 eder. Pay ve paydayı yüzde çarpmak zorunda değiliz çünkü zaten sadeleşiyorlardı. 2 bölü 17 çarpı eksi 1,5 bölü 1. Hesap makinesiyle hesaplayalım. Eksi 1 virgül 5 çarpı 2 bölü 17. Yani eksi 3 bölü 17'yi hesaplamak istiyoruz. O da eksi 0 virgül 18 diyebiliriz. Tabii biraz yuvarlamış olduk. O zaman buraya eksi 0 virgül 18 yazıyoruz. Buraya da mutlak değerini 0 virgül 18'i yazıyoruz. Yani buradaki talep esnekliği de 0 virgül 18 olur. Şimdilik burada bırakıyorum. Bir sonraki videoda sonuçlar hakkında biraz daha kafa yoracağız.